Merhaba arkadaşlar. Sosyal bilgiler sınavımızın ilk sorusuyla başlıyoruz. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin Mustafa Kemal'in bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir? Yukarıya bakıyoruz paragrafımızda. Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete ihtiyaç duyduğu fikri gıdaya vermede, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesinin temininde basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir demiş Mustafa Kemal. Dikkat ederseniz basın sözcüğü birkaç kez geçiyor paragrafta ve basının önemine vurgu yapıyor. Seçeneklere baktığımız zaman basınla doğrudan doğruya alakalı olan seçenek bizim doğru cevabımız olacaktır. Hemen A seçeneğine bakıyoruz. İrade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılması. İrade-i Milliye Gazetesi bildiğiniz gibi Mustafa Kemal'in Benim Gazetem adını verdiği gazetedir. Öyle nitelendiriyor kendisi. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer seçeneklere baktığımız zaman Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türkçenin geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması açısından önemlidir. Ancak soruda istenilen cevap değildir. C seçeneğine bakıyoruz. Öğretim birliğinin sağlanması 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla sağlanmıştır. Ve eğitimin daha çağdaş, daha modern bir hale gelerek öğrencilere sunulması amaçlanmıştır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği de olamaz. D seçeneği harf inkılabının yapılması, okur yazar oranının artırılmasını ve daha kolay öğrenilebilir harflerin kullanılarak toplumun kültür seviyesinin artırılması hedeflenmiştir. Dolayısıyla D seçeneği de cevap olamaz. A seçeneği cevabımız diyoruz.